Doğan Duru akustik seri konserler devam ediyor arkadaşlar. Yanımızda Doğan var. Nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Biraz önce soundcheck'inizi de izledik. Harika duyuluyordu sesler. Evet. Bir önceki model grubundan Fatma Turgut'laydı. Şimdi de Aylin Aslı'nla birliktesin. Hı hı. Öncelikle geçmiş konseri sorayım. Nasıldı? İlk olduğu için biraz heyecanlıydık ikimiz de. Hı hı. O heyecan da güzel oldu aslında. Biraz enerjik attı. Biraz gürültülü bir atmosfer vardı. Çünkü akustik müzik yaparken daha çok duyuyor insan dışarıdaki sesi. Hı hı. Onun dışında çok güzeldi. Bugün de aynı güzellikte olacak gibi gözüküyor. Harika. Peki şarkıları seçerken neye göre belirliyorsunuz? Yani yanındaki konuk sanatçıyla beraber. Yani aslında yani temel olarak onun şarkıları, yani bana ait şarkılar olması gerekiyor bir şekilde. Hı hı. Çünkü insanlar bekliyorlar onları. Hı. Bir de cover şarkılar. Onun dışında evet, cover şarkıları genel olarak neyi seviyorsak, hani birlikte ne güzel oluyorsa bazen ben öneriyorum. Bazen işte bugün mesela Aylin'in önerdiği şarkılar var, benim önerdiğim şarkılar var. Hı hı. Fatma'da da aynı şekilde oldu. Yani sonuçta yani şarkı söyleme özgürlüğü başka zaman insanın pek eline geçmiyor. Kendi, hı hı. kendi şarkılarını çalmak zorundasın konserlerde vesaire. Bu projenin de güzel tarafı bu birazcık. Başka başka yerlerden başka başka şarkılar söylemek. Hı hı. O yüzden çok hoş oluyor. Yani olayın güzelliği bence o şarkıları son anda seçmek. Onun provasını yapmak. Ondan sonra onu söylemek. Çünkü ilk defa söylüyoruz. İlk defa söylerken bir heyecan oluyor. Hı hı. Yani hata yapacak mıyız heyecanı bile bir güzellik atıyor bence. Peki çalışma aşaması nasıl gerçekleşiyor? Yani bir stüdyoya kapanıyorsunuz ve şarkıları belirleyip sonra üzerinden mi geçiyorsunuz? Yoksa önceden belirlemiş olduğunuz şarkıların üzerine bugün buna bakarız, sonra buna bakarız mı diyorsunuz? Nasıl oluyor? Şöyle önce konuşuyoruz kendi aramızda. Belki işte bazen e-mail, bazen işte telefonla konuşuyoruz, bazen yazışıyoruz. Sonra benim evde prova yapıyoruz çünkü yani daha çok müzik dinliyoruz. Birbirimize bir şeyler dinletiyoruz. Öyle bir güzellik de oluyor bence. Hani işin sohbet boyutu da büyük. Sonra oradan da güzel periskop çıkarmış bu arada. Evet, öncesinde. Aslında yani Fatma ile Instagram için bir şeyler çekmiştik. Hı hı. Aynı zamanda konser öncesinde de bir prova oluyor tabii. Hem seslere bakarken hem de şarkıların üstünden bir kere daha geçiyoruz. Dediğim hı hı. gibi aslında çok böyle uzun uzun diye provalar yapmak belki işin birazcık sıkıcı hale getirecek boyuta ulaşacağı için daha az prova yapıyoruz. O performans da prova gibi oluyor birazcık. Eksikleri eminim ki oluyordur ama bence çok güzel ve... Çok samimi bir ortam zaten, dekor da aynen. Öyle. Bütün mevzu birazcık onunla alakalı. Ayrıca bir de akustikseri.com diye bir site var. İşte oraya Fatma ne hissettiyse, işte Aylin ne hissettiyse onu yazıyor konserden sonra. Oraya videolar koyuyoruz Dream TV sayesinde. Onlar da... sağ olsunlar, destek oldular yani sizler. Oradan 4-5 tane videomuz oluyor her hı-hı. konserden sonra gelemeyenler için izleyebilecekleri. Güzel bir iş oldu. Peki bugün Aylin'lesiniz. Sonrası için var mı kafanda plan, belirli olan bir isim? Belki tarih değildir ama. Var, tarihler de belli oldu aşağı yukarı. 21 Ocak'ta ya da 22 Ocak'ta Ferman var. Ferman Akkul Manga'dan. 3 Şubat'ta da Cem Adrian gelecek. Hı hı. Mart ayı henüz belli değil ama Mart ayında bir oyuncu istiyorum aslında. Evet, müthiş sesli oyuncular. O daha değişik bir tecrübe. Hakikaten. Yani aklımda Mehmet Günsür var. Aramayı düşünüyorum yakınlarda. Hı hı. Yani umarım kabul eder. Ya da başka birisi. Bu bir tamamen hani başka bir tecrübe
yaşama projesi, birlikte bir şey, değişik bir şey yapma projesi. Dolayısıyla hani hem Bronx böyle bakıyor, hem Dream TV böyle bakıyor, hem ben böyle bakıyorum işe. Hani olay, olayın büyüklüğü aslında bence o ilk yaşanan şeyin, heyecanın tecrübe edilmesi gibi geliyor bana. Peki seyircilerden ne tarz geri dönüşler aldın, neler söylediler sana? Yani şimdi böyle ben hani izleyiciler, dinleyiciler. Sokakta hani başka arkadaşlarımı da görüyorum böyle bir proje yaptığım için. Eminim ki yani insanlar da şey diyemez tabii yani ben de olayım mı falan diyemez. Ama istiyorlar yani, değil mi aslında? Ben şunu anladım ki yani aslında hani herkes başka bir şey yapmak istiyor. Hani eminim bambaşka isimler de yapmak istiyorlardır. Ama yani kimisi belki yani nasıl olur çünkü hani çok daha büyük prodüksiyonlarla sahneye çıkan sanatçılar var vesaire. Nasıl olur kaygısına giriyorlardır falan ama önce akustiğe giriş bir diye bir ders. Dediğim gibi yani bu samimi bir ortam ve yani burada şunu kabul etmek gerekiyor öncelikle. Yani biz burada başka bir şey yapıyoruz. Evet. Bu başkalığın içinde hatalar da olabilir. Ondan sonra başka şarkılar söylemek de gerektirebilir durum. Ama burada önemli olan gerçekten o samimiyeti ama bu samimiyet den kastım tırnak içinde vasat değil. Çünkü yani o yanlış algılandı hep Türkiye'de samimiyet kavramı. Hani biz yeterince zaten ustalaşmış insanlarız işimizde. Her şeyden önce hepimiz iyi şarkıcılarız. Ve burada asıl önemli olan şarkı söylemek. Yani o şarkıyı dinletmeye geliyoruz biz buraya. Çünkü bazen o gürültünün içinde, o kadar enstrümanın içinde bir sürü şey, bir sürü duygu kayboluyor. Burada bizim derdimiz o samimiyetle ve gerçek bir şekilde çok böyle full donanımla hazırlanmamış ama yeterince hazırlanmış bir şekilde sahneye çıkıp bunu perform etmek. Peki şöyle söyleyebilir miyiz? O çok hazırlanılmış ve belki işte içinde dansçıların bulunduğu büyük prodüksiyonların olduğu konserler, film buradaysa bir tiyatro sahne alıyor belki. Aynen, diyebiliriz aynen. Bugün de yine o samimiyetle sahnede olacaksınız. Evet. O zaman fazla tutmayalım seni. Kulise geçeceksin. Teşekkür. Çok teşekkür ederiz teşekkür zaman ederim. Ayırdığın için. Ayrıca iyi şanslar sahnede. Çok sağ ol. Hoşçakal. Görüşürüz.